13 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet, 41 gol attı Trabzonspor Avcı yönetiminde. 32 gol yedi. Puan ortalaması da 1.67 oldu. Aslında tabii ki Trabzonspor bu sezon istediği performans sergileyemedi ama 3. sırada ve kupada da önemli bir hedefe sahip, finale adını yazdırmak istiyor Bordo Maviller. Zeki Uzundurukan, nasıl değerlendirirsiniz hocanın performansını? Puan ortalamasını şöyle değerlendirebilirim. Tabii performans deyince ilk kriter puan ortalaması oluyor. Çünkü yabancı teknik, Beşiktaş'a teknik direktörlere bakarken de puan ortalaması esas alınıyor genelde. Toplantılarda hep onu konuşuyoruz. Abdullah Avcı'nın elinde çok böyle maç kazandıracak oyuncular yok. Yani onun kurduğu bir kadro değil. Onun sistemine uygun oyuncular da değil. O yüzden hani az önce sen çok güzel söyledin. İki hedefi var. İşte kupada devam ediyor. Kupa şampiyonluğu sezonu kurtarmasını sağlar Trabzonspor'un. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarına baktığında, Trabzonspor'un kadrosunu yana koyduğunda arada dağlar kadar fark var, kalite farkı var. Üçüncülük de Trabzonspor için bu sezon için bir başarı olur. Abdullah Avcı'nın da performansı inişli çıkışlı da olsa, zaman zaman kötü futbolda oynatsa en azından bir hedef hocası olduğunu gösteriyor. İyi transferler, Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon bitirirse Trabzonspor, hani iyi transferlerle önümüzdeki sezonun şampiyonluk adaylarından olur ama ben yine de bu kadro için kolay değil. Bielitsa'yı gördük, ne umutlarla geldi. İşte Hatayspor maçında 2-0 öndesin, 3-2 maçı kaybediyorsun. Mesela hani Abdullah Avcı'nın da kaybettiği maçlar oldu. Kötü oynadığı futbolda oydu ama yine de büyük takım hocası, A+ teknik direktörlerden biri. Sen hedefe ulaştırır mı? Ulaştırdı. Kendini kanıtladı. Bence şu anda Trabzonspor için iyi bir seçim. İyi bir seçim ve Başkan Ertuğrul Doğan'la da çok iyi anlaştığı için ben yaz transfer döneminde de karavana transferler yapacağını düşünmüyorum Trabzonspor'un. Bir kez başardılar, tekrar başarabilirler. Dediğim gibi yani performansını ben bu sene Abdullah Avcı'yı performans üzerinden eleştiremiyorum. Çünkü kendi kurduğu kadro değil. Abdullah Hocam, ne dersiniz? Hem adışınızın hem Trabzonspor'un performansı için. Tabii alınan mağlubiyet sayısı çok fazla bence. 8 tane. Zaten bu her şeyi ifade ediyor. İki takım var yukarıda. Arkada 30 küsür puan fark var. Gelecek senenin planlamasıyla ilgili çalışmalarla da bakalım şampiyon olunan senedeki kadar güçlü bir kadro kurabilecekler mi? Hem ekonomik olarak... 3 mağlubiyet vardı o zaman hocam. He? 3 mağlubiyetle bitmiş. Yok, ben kadro planlaması olarak hem kurabilecekler mi hem öyle bir oyun tutturabilecekler mi? Bence bu çok kıymetli Trabzonspor için. Çünkü görünen o ki kadroda çok büyük bir revizyona gidecekler. Hocanın istemediği oyuncular var. Kiralık oyuncular var. Yani mevcut kadrodan kim ilk 11 oyuncusu desem bence 3-4 tane oyuncu kalır gibime geliyor. İşte bunu nasıl yapacaklar? Yani hem bunun bir ekonomik boyutu var, hem de bir teknik anlamda nasıl oyunculara yönelecekler? Tekrar tek sene hedef olup şampiyonluk mu? Yoksa bir planlama dahilinde gidip işte 2-3 sene zarfında bu aynı zamanda oyuncular tercihlerini de belli edecek. Hocanın yarışmacı kimliği çok ön planda. Özellikle bu maçta dahil olmak üzere Sivas maçı ve bu maç bence Trabzonspor oyun anlamında da bazı şeyleri hem kadro istikrarı konusunda hem oyun istikrarı konusunda özellikle bu topa sahip olma konusunda bazı şeyleri yavaş yavaş oturtturuyor. Ama ana hedef tabii ki Ziraat Türkiye Kupası. Yani bence öncelikli hedef o, ondan sonra üçüncülük. Ve hocam, hem hocanın hem Trabzonspor'un performansı, bir de izleyeceğiniz için Karagümrük maçında nasıl bir Trabzonspor olacak, onu alalım sizden. Ya burada 8 mağlubiyet 25 maçta, bu demek ki 3 maçta bir mağlup olan bir Trabzonspor var. Bu kötü bir istatistik. Bir kere bir. İkincisi, mesela hoca hep diyor, Abdullah Hoca hep dedi mesela üçüncüyüz işte, üçüncü. Ya üçüncü bana göre Beşiktaş'ın kötü performansından oluyor. 5 haftadır düşünebiliyor musun? Yani Santos'ta galip gelemeyen, mağlup olan, puan kaybı yaşayan bir Beşiktaş vardı. O puanları alsa, yani zaten dediğim gibi 8 mağlubiyet, 3 maçta bir mağlup oluyor.
O kötü performanstan dolayı üçüncü. Yani Trabzonspor iyi performansından dolayı üçüncü değil. Bunu iyi ayırt etmemiz lazım. Bir de Trabzonspor'un yani gelecek sene ilgili hala bir stabile bir oyunu yok. Bir takım kimliği net bir şekilde bir oyun tarifi yok. Yani Trabzonspor neyi çok iyi yapar? İşte saha içinde güçlü önlerine yani rakibe nasıl tehdit oluşturur? Bununla ilgili yani daha kafamızda bir oyun şablonu oturmadığını düşünüyorum. Karagümrük maçıyla ilgili de tabii ki avantajı kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Ama Karagümrük takımını da Fenerbahçe maçının özellikle mesela İstanbul maçında da zaman zaman iyi oynadı. Bir 45 rası çok iyi oynamıştı. Özellikle yine kupada Galatasaray maçı hocam örnek maç Karagümrük açısından. Yani kötü bir kadrosunun olmadığı ve puan cetvelindeki yerini hak etmediğini gösteren bir maç oynadı. Ama farklı planla oynadılar bence. Hocam söylesin ben. Evet estağfurullah buyur. Yok yok hocam ben Karagümrük Galatasaray maçında biraz daha bekleyerek oynadılar ama onunla iyi oynadılar ama hocam. Ama hoca farklı. Orada Şota'ydı hocam. Şota o gün orta sahada daha bekleyerek, daha böyle topu Galatasaray'a bırakarak öyle geçiş oyunuyla bir şekilde sonuç aldı. Geçiş hücumlarını iyi yaptı. Pas da topa sahip oldular orta sahada çıktılar. Tabii Tolunay Hoca ile daha ön alan bir presi yapan ve de 3-4-1-2 gibi karşıladılar hocam Fenerbahçe'yi. 3-4-1-2'de her yerde pres yapman gerekir birebir. Bunu çok iyi yaptılar. Şimdi aynısını Trabzon'da yapacaklar mı? Bakalım görüntü, kadro ne olacak ama ben yine de Trabzonspor'un özellikle dediğim gibi kendi saha ve seyircisi önde daha coşkulu oyun oynuyor. Daha istekli, daha öne gidiyor. Özellikle sağ koridor oyununun da yani altını çizmek gerekir. Mönye geldikten sonra farklı bir orada oyun akılı oluştu. Vişçe ile beraber. Çünkü ikisi de futbol bilgisi yorumu iyi, tekniği iyi. Yani aynı dili konuşuyorlar değil mi Abdullah hocam? Ya aynı dili konuştuğun böyle yani oyuncuyla saha içinde oynamak büyük keyif verir. Yani bir futbol takımlarında bir şey vardır. Aynı dili konuşmak değil, aynı duyguları paylaşmak çok önemlidir. Aynı ortak akılla da saha içinde hareket etmek çok önemlidir. O ortak akıl, o empatiyle çok doğru ikili oyunlarla zaten Vişka ile Mönye yapıyor. Yani tekrar bunu Karagümrük maçında deneyeceklerdir. Trezeguet'de olacaktır. Dinlenip solda ben Trezeguet ile Eren'le de onların oyun bilgileri sağ koridor gibi yok. Onlar da ne oyuna katıyor hocam? Enerji katıyor, tempo katıyor. Aynen. Bir taraf oyun aklı, yerleşik savunma, organize olmuş savunma, set hücumuna yarıyor. Öbür tarafta özellikle geçiş hücumlarında oyuna tempo verdiğinde, hız verdiğinde sol kenardan işte pozisyon buluyorsun. İkinci santrafor gibi özellikle Trezeguet'in aldığı santrafor önünde pozisyonlar Trabzonspor adına çok önemli. Burada goller de attı. 10 golü buldu. Yani 10 tane gol attı. Trabzon'un böyle kötü giden bir sezonda ve kendini de geliştirdi. Bu da önemli. Onun için ben biraz daha tabii ki daha şans ibresini Trabzonspor tarafında buluyorum. Peki hocam. Tabii ki ayaklı maç yani. Biz buradaki ilk maçı Unatçı'yı oynatacak olması bir risk olmaz mı? Hani uzun süredir yok. Evet. Sakattı. Hazır. Bugün kendi söyledi çünkü Abdullah. 30 dakika oynar dedi. Ama sonrasında mı kullanacak onu? Tabii 30 dakika oynar dedi. Yani Enis'le mi başlamak daha mantıklı olur? Doğru. Yani bugün kadroya aynı mı çıkaracak? Önemli bir problem yokmuş hocam. Kasım'da problem yoksa bence Fontas'ın yerine Trezeguet devam eder. Bugün bu aynı kadro mu oynar diyorsunuz? Yani ben tek orta bence saha, Fontas oynamaz hocam. Onaço'da şeyi yerine mi? Enis Destan'ı yerine mi diyorsunuz? Yok ben Enis Onaço'yla başlayacağını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Evet. Sonradan çünkü kullanabilirim. Yani ciddi bir moral bulmuş bir oyuncu var yani. Mutlaka devam ettirmesi Umut lazım. Umut Güneş'i de oynatır herhalde. Yani Umut Güneş'i oynatırsa o zaman ya Bardi'den ya Pepe'den birini Pepe'den tabii, vazgeçer bence. Ya biraz Bardi ile Pepe tabii yani Pepe de o bağlantıda var. Farklı Bardi'den bir oyun. Yani Bardi daha oyunu kuran bir daha doğru, teknik bravo. Oyuncu. Evet. Daha Pepe dripling yapan tamamlayıcı bir oyuncu santrafor gibi. Onun kararını mutlaka Abdullah Hoca verecektir. Eğer orta sahada Umut Güneş ile başlarsa hani Berat'la beraber. Solda zaten ben çok hücumcu bir takım oluyor Pepe olunca mı hocam? Tabii. Savunma yapamıyor bu sefer. Tabii. Ya bir ama de onu şöyle düşünüyor bence. Eğer Pepe, Bardi, Berat'la başlarsa hocam çok geri koşmak istemiyor. Zaten bu sistemin en büyük sıkıntısı orada oynayalım, kaptırdığımız yerde hemen alalım. Karşı presi. Evet. Tabii çok geri koşarsan zaten bu oyuncular özelliklerini kullanamıyor. Kullanamaz. Benim şahsi fikrim Fontas'ın yerine Trezeguet oynar. Tabii. Diğer bütün oyuncuların yeri aynı olur. Benim görüşüm
Eğer skora ve oyuna göre de ona açı tercihi mutlaka olacaktır tabii. Evet. Ya böyle bir tabii şunu söyleyeyim Trabzonspor'la ilgili. Mesela bugün %48'e 52 idi. 48 oynadı Cüneyt. Mesela Konya Spor maçını mesela yendiğinde farklı bir şekilde yine topu rakibe bırakmıştı. Trabzonspor çok enteresan. Topu ne zaman rakibe bıraksa yani maçı kazanıyor. Evet. Yani Hatay deplasmanında da yanılmıyorsam aynı şekilde topu bırakmıştı. Ne zaman topa sahip oluyor? Mesela Fenerbahçe maçı var son mesela. Kaybediyor. Ama güçlü bir oyun oldu. Yani Trabzonspor mesela bu takımla özellikle şunu yapması gerekir. Eğer Karagümrük ön alanda tekrar baskı yaparsa buradan nasıl çıkacak? Bir çıkamazsa da bugün attığı ikinci gol gibi uzun top vurup mutlaka bu hücumda bunları da denemesi gerek o hücum opsiyonlarında. Yani Trabzonspor'un dediğim gibi özellikle karşı pres topu kaptırıldığında yerde hocam yapamazsa bu takım yumuşak çok böyle defansif hamleler yapacak bir takım çok geriye gelecek bir takım değil. Bu rakip yarı alanda üst bölgede iş yapacak bir takım. Topu kazandığında karşı presle atak sürekli devamlılığı bir şekilde rakip ceza sahası içi ve ceza sahası dışı doğru yapması gerekir ki performans versin bu oyuncular ofansif yetileriyle, becerileriyle.